Yani bence kesinlikle bir tuzak bu silah. Dikkatli olmamız gerekiyor. Bence kullanmayalım, hiç bulaşmayalım. Ama Katerina değişik bir şey, rüya silahı falan diyor. Ben bunu denemeden rahat etmem yani. Bunu denememiz lazım. Ya tam Katerina tuzak olduğunu düşünüyorsun. Haklısın yani, evimizde bir tane koli buluyoruz ve bu kolinin içinden rüya silahı adında bir silah çıkıyor. Bunu da anlıyorum ama benim bunu denemem gerekiyor. Yani ben bunu denemeden olmaz yani. Ne bileyim, belki bir soğutuk, şuraya falan soğutuklasam bir şey olmaz Katerina. Denemek istiyorum. Çok merak ettim bu sütenle işe yaradığını. Ama ya olursa, tuzak olabileceğini sen de biliyorsun. Ya biliyorum ama merak da ediyorum yani. Dostlarım siz de merak etmiyor musunuz? Yani ismi rüya silahı olan elimizde çok enteresan garip bir silah var. Ve bu silahın ne işe yaradığını gerçekten çok merak ediyorum. Yani belki bir... Dur lan, bu ne bir şey? Katerina bir şeye bastım, yazı çıktı. Bir dakika, ne yazdı? Bu silah istediğiniz kişinin rüyasına girmenin... Ne? Oha! Bu silah istediğiniz kişinin rüyasına girmenizi sağlar. Yapmanız gereken tek şey kişinin kafasına nişan alıp ateş etmek. Böyle bence yazıyor. İnanma. Bence inanma. Yani tuzak diyoruz zaten. Bilerek eve bıraktılar buraya. Katerina ya, belki en kötü başka bir şeyde denesek, başka birinde denesek, ben merak ediyorum. Bakın dostlarım, yazan şeye bakın. Bu silah sayesinde herhangi birisinin rüyasına girebiliyormuşuz. Yani ya sen o silahı kullandığında sana bir şey olursa? Ya da sana da bir şey olabilir. Sallıyorum, bu silah sende kullanmak için kalktım, bu yazıya kandım, kafana nişan aldım ve sıktım, belki öleceksin, o da olabilir. O yüzden dostlarım, bu silah başka bir varlıkta da başka bir şeyde kullanmamız gerek bence. Bence silah tamamen boş ver. Ya Katerina, ama çok denemek istiyorum. Yani bunu TRMC de koymuş olabilir dostlarım. Yani herkes koymuş olabilir ve bu tuzak da olabilir. Yani iki ihtimal var. Ya tuzak ya gerçek. Bilmiyorum. Kim koyduysa koydu, tuzak olduğu kesin. Onu boş ver. Artık gidelim, biraz dinlenelim. Kaç saattir ayaktayız zaten. Ya tamam Katerina, tam doğru söylüyorsun. Doğru söylüyor dostlarım. Yani 15 saattir Minecraft oynuyoruz. Biraz dinlenmemiz gerekebilir yani. Doğru söylüyorsun. İyi Katerina, tamam hadi gel biraz uyuyalım, dinlenelim. Ondan sonra yine bakarız. Ben bu sırada dinleyeceğim dostlarım bir şekilde. Toprak kollarla mı yatacaksın? Evet, yani yatmayayım mı? Yani sanki değiştirsen daha iyi olur. İyi tamam, değiştireyim Katerina, sıkıntı yok. Toprak kollarla ilk kez yatmıyorum ki. Neyse. Tamam, değiştirdim. Artık gelebilir miyim? Gel tabii. İyi. O silahı sakın kullanma, tamam mı? Aklından bile geçirme. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Diyeceğim de sabah ki Katerina, bu saatte niye uyuyoruz biz ya? Gerçi sabah akşam mı kaldı? Neyse. O silahı kullanmadan uyuyamam ben. Yapamam yani. Benim o silahı denemem lazım. Aşırı merak ettim. Herkesin rüyasına girebileceğim yazıyordu. Büyük ihtimalle bu tuzak. Bunu TRMC yaptı ama bunu denemeden yapamam. Yapamam. Denemem lazım. Yapamıyorum yani. Şu anda bu silahı denemeden hiçbir şekilde hiçbir şey yapasım gelmiyor. O yüzden bu silahı deneyeceğim yani. Kötü bir şey istedi, kötü bir şey olacak ama Katerina bana bunu denememi söyledi. Yine de deneyeceğim. Tabii ki de Katerina'da denemeyeceğim yani. Katerina'ya kötü bir şey olabilir çünkü mantıken bakın. Şimdi bir de onu yapacağım. Shift'e basıp silah sağ tıkladığınızda bakın böyle yazı geliyor. Bu silah istediğiniz kişinin rüyasına girmenizi sağlar. Yapmanız gereken tek şey kişinin kafasına nişan alıp ateş etmek diyor. Yani ben Katerina'nın kafasına nişan alıp ateş edersem onun rüyasına girmem gerekiyor. Bu yazıda öyle yazıyor. Ama ben bunu Katerina'da denemeyeceğim. Yani kimde deneyebilirim diye düşünüyorum. Balde'de deneyebilirim. Balde en son Bobby'nin eski evine yerleşmişti. Önceki bölümü izleyenler bilir. Bir dakika, burada bir inek var lan. Acaba inekte oluyor mudur? İnek de bir canlı sonuçta. Belki ineğin kafasına nişan alıp sıksam inekte olabilir. İnekte olmazsa dostlarım yani bu köyde en sevmediğim kişi kim? Baldi. Onda da deneriz yani. Baldi de en son Bobby'nin eski evinde kalmak istemişti. Biz de buna izin vermiştik. Bir dakika lan, Mordiç ayda mı? Önceki bölümü izleyenler bilir dostlarım. Mordiç ayın arkasından bizi izliyordu. Tamam, şu anda ayda yok. Tamam durun, şimdi ineğin yanına gideceğim ve deneyeceğim. İnek. Gel böyle. Gel böyle. Sessiz ol inekçim. İnekçim sessiz ol. Deniyorum dostlarım, hazır mısınız? Umarım bir şey olmaz. Hazırım. Nişan alacağım. 3 2 1 Lan! Nereye geldim lan ben? Bu ne? Hayır. Lan ineğin rüyasına girdim. Her yer buğday. Şu hayatta aklıma gelecek en son şeylerden bir tanesi bir ineğin rüyasına girmekti lan. İneğin rüyasına girdim. Bu nasıl olabilir dostlarım? Bu silah gerçekten çalışıyor. İnekte bile çalışıyor. Şu an resmen bir ineğin rüyasının içindeyim. Her yer buğday lan. Merhaba inekler. Sizin rüyanız ne kadar saçma ya. Bu nasıl bir rüya dostlarım? Havaya bakın sapsarı. Ben bu rüyadan nasıl çıkacağım şimdi? Burada kalmam değil mi? Lan bir de burada kalırsam. Katerina bana bu silahı kullanma demişti. Ben kaşındım dostlarım. Ben... Lan ne lan öyle? İleride kocaman iki tane inek var. Bir dakika ya ben bu rüyada sıkışıp kalırsam? Bu silahı kullanabilir miyim? Şu anda bir şey... Sıkamıyorum lan dostlarım, sıkamıyorum. Bir dakika, rüyadayken bu silah çalışmıyor. Katerina bana söylemişti kullanma demişti. Ben kaşındım, ben kaşındım dostlarım. Katerina bana söylemişti bu silah kullanma diye. Karşıda iki tane dev inek var. Hey inekler, sesim geliyor mu?
Ne yapıyorlar lan bunlar? Ne oluyor lan? Bana geliyorlar. Dur. Bana gelmeyin. Bana gelmeyin. Lütfen bana gelmeyin. Lan bunların hitbox'ı nerede? Nereden vuracağım bunlara? Hasar almıyorlar. Kaç. Lan oğlum bu ne? Abiciğim yürüyün gidin. Abiciğim beni bırakın. Bu ne? Allah döneceğim. Seslere bak. Bu ses nasıl inek sesi lan öyle o? Allah! Kaç! Vuramıyorum dostlarım, hiçbir ineğe saldıramıyorum. Mantıken şu an tabii ineğin rüyasında olduğu için ineğe hasar vermemiz saçma olurdu. Arkada bir Steve mi gördüm lan ben? O ne lan arkada? Bismillahirrahmanirrahim geliyor. Aa, bunlara hasar verebiliyorum. O ne? Gelme! Çıktım. Allah bellerinizi versin, çıktım. Ya sen nasıl rüyalar görüyorsun ya? Senin nasıl bir beynin var ya inek? Resmen dostlarım bu olaydan bir dünya hayal etmiş. Öyle bir rüya görmüş ve içeride dev inekler falan var. Çık git köyünden, yürü git köyünden çık. Köyünden çık, hasta inek. Allah'ım delireceğim dostlarım. Vallahi o Steve inek ne alaka? Onu nasıl hayal ettin lan sen inek beynine? Kafayı yiyeceğim dostlarım. Resmen Steve bir inek beni Bu niye geliyor şimdi yine ya? Bu niye geliyor ya? Ne oldu Baldi? Ne oldu? Gecenin bir köründe niye dışarıdasın? Bu köyün kuralları var. Belli saatlerden sonra dışarıya çıkamazsın. Uyumak zorundasın. Uyuyayım burada, uyuyayım ama. Yatak yok ki. Tamam, gereken evde bir yatak yok. Sadece bilgisayarlar, komut blokları ve devreler var. Ne yapayım, bilgisayarın üzerinde mi uyuyayım? Yatak mı arıyorsun? Yatak mı lazım sana şimdi? Yatak mı yok evde? Evet, yatak yok. Bana bir yatak verebilir misin? Vallahi bende de yatak yok ama sana yatak bakabiliriz. Dur gel bakayım, bende bir Samantha'nın evinde yatak vardı herhalde. Durun dostlarım, bir Samantha'nın evine bakacağım. Orada yatak olma ihtimali var. Baldi gel. Burada yatak var mı? Burada yok. Evet tamam, bir de Bobby'lerin evine bakalım. Belki orada vardır. Bobby'ler şu anda evde değil dostlarım. O yüzden onların yatağını Baldi'ye verebilirim. Baldi'nin de rüyasına gireceğim. Çaktırmayın. Gel Baldi gel. Uyusun diye uğraşıyorum. Uyusun diye. Yukarıya bak gel. Yukarıda var mıdır acaba ya? Aa var, tamam gel. Gel Baldi'cim, gel dışarıya gel. Ha, çık buradan, gel tamam. Şimdi sana bu yatağı veriyorum Baldi, tamam mı? Bak bu yatağı al, evdeki hiçbir sistemi devreye karıştırmıyorsun, tamam mı? Evdeki hiçbir şalteri çekmiyorsun, hiçbir kontrolüne girmiyorsun. Çünkü evde kameralar var ve orada özel komutlarımız var. Anlaştık mı Baldi? Evdeki hiçbir sisteme giriş yapmıyorsun, hiçbir bilgisayara dokunmuyorsun. Evde kameralar var, bak seni izliyoruz. Haberin olsun, gizli kameralar var evde. Merak etme Baldi, misafir olduğum yerdeki eşyaları kurcalamam. Öyle bir yapıya sahip değilim. Neyse ben gideyim. Sana iyi geceler. İyi geceler, görüşürüz. Tamam dostlarım, sırada Baldi'nin rüyasına girmek var. Şu anda Baldi'nin rüyasına girdiğimde ne göreceğimi çok merak ediyorum. Bakın ineğin rüyasına girdiğimde bile çok enteresan bir şeyle karşılaştık. Kim bilir Baldi rüyalarında ne görüyor? Bunu sizin de merak ettiğinizi biliyorum. Köydeki herkesin rüyasına girmeye çalışacağım. Katana'mı girmeye de bilirim, korkuyorum ama. Şimdi el hareketi yapamıyorum çünkü kollarımı çıkarttım, bir dakika dur. İyi geceler Baldi, görüşürüz, iyi geceler. Oradan bana bakıyor tipsiz ya. Ben nereden dostlarım, ben çatıdan bu eve gireyim. Ya da biraz Baldi'nin uyumasını mı beklesem acaba? Baldi yatağa yattıktan sonra gidip silahla onu sağa tıklayacağım. Kafasına nişan alacağım ve onun rüyasına gireceğim. Ama ondan önce bir uyuması lazım. Neyse çaktırmayayım. Nereden girebilirim diye düşünüyorum şu anda eve. Herhalde şuradan girelim dostlarım. Ha, buradan girelim, dur. Buradan gireyim, bekleyin. Sessiz ol. Giriyorum. Tamam, çok ses çıkaramamamız lazım. Nerede büyük? Onu bulmamız lazım dostlarım. Lan bütün kapıları da kapatmış. Bu kapılardan çok ses çıkıyor dostlarım. Bu kapıları açmaya kalkarsan Baldi uyanır. Bu demir kapılar, bunlardan felaket ses çıkıyor açtığınız zaman. Şimdi hangi odada? Biraz kestirmemekti. Sağdan geliyor. Ses sağdan geliyor. Burada. Dostlarım burada, tamam bu odada. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Ben bu kapıyı dostlarım açmaya kalkarsam Baldi net uyanır. Biraz bekleyeceğim. Çatıdan mı direkt girsem acaba? Aynen, mantıklı. Dostlarım direktman blok kıracağım. Çatıya çıkacağım. Çatıdayken biraz bekleyeceğim. Ondan sonra direktman Baldi'nin odanın tavanını kıracağım. Aşağı ineceğim ve ondan sonra Baldi'nin rüyasına gireceğiz. Bakalım Baldi ne görüyormuş. Çok fazla merak ediyorum şu anda. En merak ettiğim kişilerden bir tanesi Baldi dostlarım. Biraz bekleyelim. Dostlarım 5 dakika falan bekledim. Artık herhalde Baldi uyumuştur diye umut ediyorum. Umarım öyledir. Kırdım. Hazır mıyız? Hazırız. Bakalım ne rüya görüyorsun? Bakalım nasıl rüyalar görüyorsun Baldi efendi? Şimdi bunu öğrenmenin sırası dostlarım, izleyin. Nişan alıyorum. 3, 2, 1. Nereye? Sınıfa geldim dostlarım. Tahmin ediyordum Baldi'nin böyle bir rüya görebileceğini de. Bu sınıf ne kadar büyük lan, ne kadar öğrenci var. Bakın Baldi ileride dostlarım. Baldi'yi görüyor musunuz? Ama sesini duyamıyorum şu an. Çok uzakta olduğum için olabilir. Lan derse mi geldim ya? Baldi rüyamda bile sınıf, ders falan mı görüyorsun? Bak tahtada yazana bakın dostlarım. Ders Baldi gibi olmak yazıyor. Ulan Baldi ne adamsın sen? Ne adamsın? Nasıl bir adamsın ya? Sizi anlıyorum çocuklar. Benim gibi olmak çok zor bir şey. Ama bugünkü dersiniz Baldi gibi olmak. Tahtada yazıyor. Benim gibi olmak çok zordur. Ben kusursuz, yakışıklı, zeki.
ki güçlü ve kaslı bir varlığı. Benim gibi olmak için 40 fırın değil, 80 fırın değil, 90 fırın ekmek yemeniz lazım. Ne anlatıyor ya bu dostlarım, hiçbir şey de duyamıyorum buradan. Bir dakika ayağa kalkmaya çalışacağım. Lan bir dakika ayağa kalkmaya çalışınca Baldi izin vermeden ayağa kalkamazsın diye uyarı veriyor. Oha! Ayağa bile kalkamıyoruz dostlarım adamın rüyasında. Kafayı yiyeceğim. Bak şu anda dostlarım basıyorum tuşa kalkmıyor. Baldi izin vermeden ayağa kalkamazsın diyor. Sandalyeden kalkamıyorum oha! Lan bu nasıl bir rüya ya? Birinizde normal bir rüya görün, güzel bir şey, bir rüya falan görün. Bu nasıl bir rüya? Ayağa kalkamıyorum dostlarım. Gerçekten şu an ayağa kalkamıyorum. Kim ayağa kalkmaya çalıştı öyle? Bunu hissettim. Kim ayağa kalkmaya çalıştı? Sopanın tadına mı bakmak istiyorsunuz? Kendini belli etmeyecek misin? Kim ayağa kalkmaya çalıştı diyordum. Peki siz bilirsiniz. O zaman tek tek gideceğim. Hocam ben ayağa kalktım. Kalkmaya çalıştım yani. Ama kalkamadım, uyarı verdi. Sen mi yaptın? Bu bana yaptığın kaçıncı saygısızlık senin? Seni dönmemi mi istiyorsun? Ben izin vermeden bu sınıfta kimse kafasını bile oynatamaz. Bu bana yaptığın kaçıncı saygısızlık senin? Bilmiyorum hocam, kaçıncı saygısızlık size yaptım yani, sayamadım da ben. Siz saydıysanız bana söylerseniz çok sevinirim. Ona göre sayımızı bilelim. Seni saygısız. Bunu affetmeyeceğim. Dersimize devam edebiliriz arkadaşlar. Neyse ben tahtaya geçeyim. Çıktım, rüyadan çıktım. Oğlum siz nasıl rüyalar görüyorsunuz ya? Bu nasıl bir rüya dostlarım? İneğin gördüğü rüya bambaşka. Bu Baldi'nin gördüğü rüyaya bakın. Adam tahtaya ders bir ders Baldi gibi olmak yazmış. Ben sana şimdi gününü göstereceğim. Kalk lan ya. Kalk lan ya Baldi, kalk, uyan uyan. Ne oluyor ya? Bana niye vuruyorsun? Ben eğitimciyim, bana vuramazsın. Lan ne vuramazsın? Sen ne rüyası görüyorsun Baldi? Daha demin senin rüyana girdim. Nasıl bir rüya görüyorsun sen? Sen niye koca bir sınıfta ders Baldi gibi olmak diye bir ders veriyorsun? Bana sopayla vurdun, beni öldürdün. Sen nasıl rüyalar görüyorsun? Hayır, ben öyle bir rüya görmedim. Hiç alakam yok. Neden de mi uyduruyorsun? Lan nasıl herhalde uyduruyorsun? Gördüm işte. Hatta ayağa bile kalkmama izin vermedin benim. Ayağa kalkmama ya. Tuvaletim geldi, tuvalete gidemeyeceğim. Ayağa kalkamadım. Ayağa kalkınca hata veriyordu. Nasıl rüyalar görüyorsun sen öyle? Yani arada sırada bu tarz rüyalar görebiliyorum. Bilinçaltım bunları bana işaret ediyor. Ama ne yapacaksın? Ben eğitimciyim. Bu yüzden böyle rüyalar görüyorum. Neyse tamam neyse. Lütfen rüyalara biraz dikkat et, tamam mı? Rüyanda bana sopayla bam diye vuruyordun. Kafam acıdı. Sen benim rüyamı nereden biliyorsun? Ben bilirim. Ben senin attığın adımı, girdiğin odayı, girdiğin her şeyi biliyorum Baldi. O yüzden ona göre hareket et lütfen. Bir daha da ders, lütfen rüyalarında öyle garip dersler görme. Yok işte Baldi gibi olmak dersi veriyorsun. Yok içeride bir sürü öğrenci var, işte birisi kafasını bile oynatamıyor. Böyle öğretmen olunmaz. Öğretmen böyle olunmaz Baldi. Neyse ben çıkıyorum, hadi sana iyi geceler. Dostlarım Baldi'nin kafasını kesin yaktım ama yapacak bir şey yok. Neyse tamam, artık buradan çıkabiliriz. Sırada dostlarım Koko ile Fedir var. Koko ile Fedir var. Koko ile Fedir'in ne rüyaları gördüğünü aşırı merak ediyorum. Bakın çok merak ediyorum. Onların evine gideceğim şimdi. Nasıl bir dağınıklık ya? Nasıl bir dağınıklık? Tamam dostlarım, şimdi önce kimin rüyasına gireyim? Bence önce Fede'nin rüyasına gireyim. Gel bakalım buraya Fede. Rüyanda ne gördüğünü aşırı merak ediyorum. Yaklaşacağım. Lan bir de öküz gibi horluyorlar. 3, 2, 1. Nereye geldim? Bu sefer bir ormana geldim dostlarım. Şu anda Fede'nin rüyasının içindeyiz. Niye şimşekler çarpıyor lan? Babim o. O Fedri, Fedri! Fedri dur, dur! Fedri ne yapıyorsun lan, tipine ne olmuş senin böyle? Babayı mı kovuyorsun sen? Bir dakika, senin tipine ne olmuş oğlum, niye babi gibi duruyorsun? Lan rüyan, karışma patron, ben ondan iyiyim mi? Ne diyorsun oğlum sen, ne diyorsun? Babiden iyi olmakla ne alakası var? Dur! Fedri ne yapıyorsun? Yapma! Dur, bekle dur. Bir dakika bir şey diyeceğim. Bekle bir şey diyeceğim Fedri. Ne yapıyorsun oğlum sen? Babiden daha iyi falan değilsin. Bak, rüyaların seni yanıltmasın. Fedri'nin gördüğü rüyaya bakın dostlarım. Babi'yi öldürüyor rüyasında, babi tipli. Bak ne yazdı? Son sözlerin var mı babi yazdı? Son bir şey söyleyecek misin yazdı? Lan olaya bak. Babinin yazdığına bakın. Sen benden daha iyisin, lütfen beni kurtar yazdı. Lan Fedri bırak adımı bırak. Bırak. Bırak babiyi bırak. Öldürmeyeceksin değil mi babiyi? Bak böyle rüyaları görürsen Fedri, bak sen de buluşuruz. Bak bu bir rüya. Bunun sonu var mı? Yapma dur. Fedri. Fedri yapma. Fedri ne yaptın?
Bobby'yi öldürdün lan. Oğlum böyle rüyalar niye görüyorsun sen? Bak şu anda bu bir rüya, tamam mı? Uyanacaksın. Ve uyandığın zaman karşında ben olacağım Fedri, bak. Böyle garip hareketler yapma. Bobby'yi öldüreceğim. Bobby'den daha iyi falan. Ne alaka, anlamadım ben yani. Bobby öldü patron, artık yeni Bobby benim. Ya Bobby başka, sen başka oğlum. Niye böyle bu ortamda Bobby'yi öldürüyorsun? Nasıl rüyalar görüyorsunuz siz ya? Bobby başka, sen başka. Sen yerin ayrı, Bobby'nin yeri ayrı. Tam sana bir aralar Türk Bobby demiş olabilirim. Seni kasa getirmiş olabilirim ama Bobby... Ne yapıyorsun oğlum sen? Kafayı yedin sen Fedri, kafayı yemişsin. Neden mi? Kaplumbağa neden, ne bileyim oğlum? Nasıl bir soru, niye dans ediyorsun eşek gibi? Dur dur sakin ol. Ya Fedri bak, rüyadasın diye garip garip entastring hareketler yapma bana, tamam mı? Bu bir rüya dostum, bakmış bir şeyler falan gerçek değil. Buradaki domuz koyun bile gerçek değil. Hiçbir şey gerçek değil buradaki. Anlamıyor musun? Bu bir rüya. Rüyadasın. Ne rüyası, saçmalama, hepsi gerçek patron. Lan öldür beni hadi ya. Öldür beni, öldür. Tamam vur anamla, rüyamda kendini ölümsüz yapmışsın. Vur bana vur. Öldür beni, gebert. Hayır. Ölüm. Belanı versin seni. Herkesin bilinçaltında garip garip rüyalar yatıyor dostlarım. Fedri'nin gördüğü rüyaya bakın. Babayı öldürüyor rüyasında. Artık yeni baba benim falan diyor. Ben buna zamanında Türk babayı falan demiştim ya. Bir eldirik havalanmış. Babayı öldürüyor rüyasında. Manyak oldu manyak. Sırada Koko var dostlarım. Koko'nun rüyasını az çok tahmin edebiliyorum. Uyanıyor herhalde. Kafasını oynatırsa görür beni. Tam bir dakika dur, yaklaşıyorum. Koko ne yapıyorsun bu dışta başımı? Açın açın. Uyuyordum, korktum. Sus. Dışarıya gel. Çabuk dışarıya gel. Dışarıya gel. Uyandı ya. Of. Koko'ya söyleyeceğim dostlarım. Hem Koko, ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Uyku güzel mi? Çok güzel patron. Uyku harika, çok güzel. Sen nereye geldin patron? Bir şey mi oldu? Ya şöyle Koko. Şimdi sana biraz söyleyeceğim şeyler mantıksız gelebilir ama elimde bir tane silah var. Bunun adı rüya silahı. Ve senin kafandaki rüyaları görebiliyorum. Hatta o rüyaların içine girebiliyorum. Nasıl yani patron? Rüyama mı gideceksin? Evet, rüyana gireceğim. Ama şöyle bir şey var. Rüyana girebilme bir şey, senin uyuman lazım Koko. Bak, eğer senin rüyana girmeme izin verirsen söz ben de sana bu silahı vereceğim. İstediğin kişilerin rüyasına git gir. Olur patron. Hemen uyuyayım o zaman burada. Bak hemen uyuyayım. Bak uyudum. Uyudum işte, bakın. Ulan Allah seni kahretmesin be. Hemen uyudu harbiden, dur. Tamam. Bunlar horlamaya da başladı. Horlama sesleri de geliyor lan. Ne çabuk uyudun. Tamam dostlarım, giriyorum rüyasına. Hazırım. Hadi Koko. Bakalım ne rüyası görüyorsun. 3, 2, 1. Müzik sesleri... Müzik sesleri... Oğlum nereye geldim? Gece kulübüne mi geldim lan ben? Bu ne? Oha! Dostlarım her yerde kızlar dans ediyor. Nasıl bir mekana geldim lan ben? Hop. Giriş kartınız var mı? Ne giriş kartından bahsediyorsun kardeşim sen? Giriş kartı mı var lan? Ne giriş kartı? Burası Koko'nun kulübü mü burası? Neresi? Hayır dur. Dur hayır. Yapma dedim sana ama onu, bak. Onu niye yapıyorsun öyle hareketler? Niye öyle hareketler yapıyorsun? Hop hop dur. Taş yaparım. Konuştu. Geri çekil lan, aynen öyle, geri çekil. Adam olun, geri çekilin oğlum, hepiniz taş yaparım ha. Bütün gece kulübünü taş yaparım. Koko neredesin lan? Yukarıda mısın? Yukarıya gel patron. Yukarıdaymış. Hocam ben buradan çıkıyorum. Adam olun, o kılıçlarla beni korkutamazsınız. Adam olun harbiden, bak buraya edebimizle geldik. Burası bir rüya, bir de haberiniz olsun yani, gerçek değil. Gerçek sanmayın. Haberiniz olsun. Nerede bu şerefsiz Koko? Çok merak ediyorum dostlarım, nerede o? Dur. Adamın rüyasına bakın dostlarım. Rüyasında gece kulübü açmış. Gece kulübünde hep kızlar var, korumalar falan var. Adamın rüyasına bakın. Vallahi manyak dostlarım. Yani düzgün bir tane rüyaya denk gelemedik şu anda. Bayağı ineğin bile rüyasına girdik. Düzgün bir rüya göremedik. Yukarıdayım dedi Koko ama. Lan burada bile kızlar dans. Lan Koko ne yapıyorsun orada? O tip ne öyle? Öbe bismillah. Patron buraya gel patron. Çok eğleniyorum patron, gel. Allah cezanı vermesin. Nereden geliyorsun oraya? Dur buradan mı? Lan Koko sen nasıl bir manyaksın lan? Ne yapıyorsun oğlum burada sen? Bu Tommy Vercetti gibi giyinmişsin. Bu ne lan böyle? Patron yalnız kurallara uyman gerekiyor. Burada benimle böyle konuşamazsın patron. Yoksa korumalarım seni paramparça eder. Korumalarım beni paramparça eder öyle mi? Bunlar mı beni paramparça edecek? Bunlar mı beni paramparça edecek ha? Taş oldular baksana. Ya patron ne yapıyorsun kırmalarına? Niye böyle hareketler yapıyorsun ya? Niye böyle yaptın patron? Oğlum elinde niye bıçak attın lan, bana mı saldıracaksın ya? Bıçaklarla bana mı saldıracaksın? Bu bir rüya Koko. Gerçek değil. Yok patron, sana saldırmayacak. Korumalar gelecek. Bir de saldırabilirler patron. Kim gelecek? Nereye gelecek oğlum? Korumaların sana niye saldırıyor? Lan geliyorlar. Gelmeyin. 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 Tamam Koko, bunlara taş yaptım. Sıkıntı yok. Bunlar da taş oldu. Tamam. Korumaların sana niye saldırıyor oğlum? Patron, istediyor musun? Barbara geliyor patron. Barbara geliyor. Ne? Kim geliyor? Kim geliyor? Barbara patron. Barbara. Yuvarlı işte. Lan Barbara ne? Ne diyorsun? Ne Barbarası? Lan! Niye yerinde füze var Koko bunun? Barbara ne alaka? Rüyanda Barbara'yı da mı görüyorsun? Hayır, kaldırdı. Hayır. Aa! Dedim mi de ben sana kullanma diye? Kaç kere söyledim? Gitmiş kullanmış onu. Ay kim bilir ne işe yarıyor bir de. Ay ben alayım da senin elinden o silahı görsen.
Eve geliyor. Girmem lazım. Şimdi onu göstereceğim dostlarım. Sırada Katerina var. Bakalım rüyalarında ne görüyormuş. Bana silah kullanma deyip duruyordu. Şimdi sıra onda, ben onu göstereceğim. Bakalım rüyasını en çok merak ettiğim insan Katerina ve o yüzden onu en sona bıraktım dostlarım. Video like'larınızı bombalamanızı istiyorum. Like bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi sırada Katerina var. Katerina yatağında. Silahım! Ne yapıyorsun Katerina? Ne yapıyorsun sen? Asıl sen ne yapıyorsun? Kullanma demedim mi ben sana bu silahı? Katerina silahımı geri verir misin? Vermeyeceğim geri falan. Ne yaptın sen bunlar? Ya silahımı geri ver, o silah çalışıyor, bir şey yok. Bildiğin rüyalarına girebiliyorum insanların. Herkesin rüyasına girdim Katerina. Biden'in rüyasına girdim. Bir sınıftaydı. Bir tane sınıf öğrenciye ders veriyordu ve kendini anlatıyordu. Coco'nun rüyasına girdim. Coco bir gece kulübündeydi ve her tarafta kız vardı. Fedri'nin rüyasına girdim. Fedri Bobby ile savaşıyordu ve Bobby'yi öldürüyordu. Artık yeni boy benim diyordu. Hatta bir ineğin rüyasına bile girdim. Samanlık bir dünyada koca inekler beni kovaladı. Bu silah çalışıyor Katerina. Ve şimdi bu sefer senin rüyana bakacağım. Silah bana geri verir misin? Hayır. O zaman ilk önce ben seninkine bakacağım, sonra silah sana veririm. Öyle bir şey yok Katerina, silah verir misin? Öyle bir dünya yok ya. O silah benim, bir kere bendeydi, benden gizlice aldın. Yo, o zaman vermiyorum. Taş yaparım. Bir daha konuşma. Ya silah verir misin ya? Ya tamam, vereceğim diyorum ya, ama önce ben senin rüyana bakayım o zaman. Merak ettim nasıl çalışıyorum. Ya Katerina niye böyle hareketler yapıyorsun? Ver işte rüya şeyi ya, silah ya. Taş kat makas. Hayır. Yat hadi. Taş kat makas. Uyu. Ne uyu, öyle bir şey yok ya. Taş kat makas oynayacağız. Ya Katerina bak, taş kat makas oynayacağız. Adam akıl her şey usulüne uygun olacak. Bakalım sen mi yeniyorsun, ben mi oynuyorum? Silah o kullanacak ilk. Ya of ya, tamam. Üç, hadi oynayalım. Sıfır dediğim zaman sohbete yazıyorsun ne yazacaksın, tamam mı? Tamam. 3, 2, 1, 0. Kazandı. Ya Katerina tamam, sık bakalım. Oynuyorum ki dostlarım, giremez. Hazır mısın? Hazırım, sık. Sıkıyorum. Sık. Sık hadi, sık. Katerina. Katerina nereye gittin? Vallahi rüyama girdi dostlarım. Bir dakika, nasıl oldu bu lan, ben uyumuyordum ki. Aslında ben inek de uyumuyordu ve ben ineğin rüyasına girmeyi başarmıştım. İnek de ayaktaydı. Demek ki uyumaları gerekmiyor. Katerina benim rüyama mı girdi yani şimdi? Bir dakika, yok oldu. Ah Katerina. Lan of, ben nasıl bekleyeceğim şimdi ya? Kim bilir şimdi nasıl bir, ben en son nereyi gördüm rüya, hatırlamıyorum ki. Nasıl bir rüya gördüm? Vallahi hatırlamıyorum dostlarım. Katerina şu an kim bilir nerede? Umarım kötü bir yerde değildir. Yani umarım kötü bir yerde değildir, güzel bir yerdedir. Tek temennim bu yani. Nereye geldim ya ben? Her yer bembeyaz. Silah gerçekten çalışıyor muydu? Buranın rüyası ama bembeyaz her yer. Neyse, etrafta biraz dolaşayım.